Herkese merhabalar. Uzun dönemdir bir araya gelemiyoruz. Yaz tatili girdi araya tabii. Hepimiz tatil telaşı, çeşitli işler biraz da ara verdik. Ama bugün her ne kadar sonbahar yaşıyor olsak da İzmir güneşli bir günle yazı yaşatmaya devam etti. Yazdan kalan bir gün geçirdik İzmir'de. Festival havasındaydı gerçekten. Alsancak, Kordon, Karşıyaka her yer kalabalık ve işte farklı yerlerde işte müzikler çalanlar, piknik yapanlar. Hatta bugün bir Boyoz Festivali'yle yaklaşık herhalde 15-20 bin kişinin katılımıyla gerçekleşen harika bir etkinlik de düzenlenmiş ve İzmir cap canlıydı. Tabii biz daha önceki İşte etkinlik duyurularından takip ettiğimiz böyle Picasso'nun tablolarının İzmir'e geldiğini duyduğumda tabii bu sergiyi kaçırmak istemiyorum diye bugünü Picasso'ya ayırmak istedim. Arkat Sanat Galerisi'nde, sanat merkezinde Picasso'nun orijinal eserleri sergileniyordu. Bir Picasso hafta sonu yaşayalım istedim ve Picasso Mediterranean adlı bir proje program kapsamında Paris'ten özel olarak getirmiş 80'in üzerinde eseri İzmir'de görme şansına sahip olacaktık. Tabii bunun için Karşıyaka'dan kalktık. Martıların eşliğinde, işte o görüntülerin eşliğinde güzel bir yolculukla karşı tarafa, Alsancak Kordon tarafına geçtik. Bu taraf da çok canlıydı. Alsancak tarafı da çok canlıydı. Karşıyaka tarafı da çok canlıydı. Arkas Sanat Merkezi'ne tabii bir heyecanla müzeye gireceğiz diye geldik. Fakat o dönem bir baktık ki inanılmaz bir sıra, kuyruk. Sanat merkezinin arka sokağına kadar dolanıyor ve yaklaşık 1-1,5 saat bir süre zarfında size sıra gelebiliyor. Onar 10'er kişilik gruplar halinde sizi içeri alıyorlar ki belli bir yığılma olmasın diye. Tabii bu uzun bekleyişten sonra sıra bize geldi ve arkadaşımla birlikte Picasso müzesini, daha doğrusu Picasso sergisini görme şansına sahip olduk. Tabii o kadar uzun o kuyruğu görünce ben de hiç değilse bu gidemeyenlere, vakti olmayanlara, en azından İzmir'de olmayanlara ya da İzmir'de olsa bile vakti olmayanlara sergiden bazı görüntüleri paylaşmak istedim. Ama mutlaka sizin kendinizin görmesi gereken bir sergi olduğunu vurguluyorum. Sergiye girişte kulaklıkla öğrenci için 5 TL, işte diğerler için 10 TL ücret karşılığında sesli olarak sergideki gördüğünüz eserleri size anlatan bir hizmet sunuluyor. Eğer vaktiniz varsa bunu da kullanabilirsiniz diye hatırlatmak isterim. Tabii serginin içerisinde Picasso'nun farklı temalardaki eserleri sergileniyor. İşte boğa güreşleri örneğin Picasso'nun gösteri dünyasına olan ilgisi özellikle işte 8 yaşından itibaren başladığı bu boğa güreşleri gösterileriyle hayat buluyor. Dolayısıyla Picasso'nun boğa güreşine ilişkin cap canlı eserlerini burada görme şansına sahip oluyorsunuz. Tüm gösteri dünyasını içine alan bu güreşleri sanatçının gözünden görme şansına sahip olduğunuz eserler var. Tabii Picasso'nun özellikle 1900 1904 yılında Paris'e yerleştikten sonraki çalışmalarında sirk temasının da gelişimine önemli katkıları oluyor. Buna ilişkin farklı eserlerini görme şansına sahip oluyorsunuz. Yine baleye ilişkin işte Picasso'nun farklı sadece tablo, yağlı boya eserleri değil, kostüm tasarımları, sahne tasarımlarına ilişkin çizimlerini, tasarımlarını ve bu sahne tasarımların sergilendikleri oyunları da yine televizyon ekranlarda farklı yerlere yerleştirilmiş ekranlarda görme şansına sahip olabiliyorsunuz. Yanlarında tabii bu bütün eserlerin, çizimlerin, eserlerin farklı farklı bilgilerini görme şansına sahip oluyorsunuz. Harika tasarlanmış. Ta Paris'ten kalkmış gelmiş bu orijinal eserler ve Ocak ayına kadar da sergilenecek. Ocak ayına kadar sergilenme süresince, bu arada sırada beklerken sorduk oradaki esnafa hani bu her gün mü böyle diye. Pazartesi, salı, çarşamba hiç fark etmiyor dediler. Haftanın her günü sabahtan akşama kadar uzun kuyruklar oluyor diye arkadaşlar ifade ettiler. Sadece çok erken saatlerde bazen kuyruk olmayabiliyormuş ya da boş olabiliyormuş diye ifade ettiler. Dolayısıyla eğer
bu sergiye gitmeyi planlıyorsanız siz ve arkadaşlarınızla o kuyrukta bekleme süresini de dikkate alarak gitmenizi tavsiye ederim. Tabii hani neden bu kadar hani bu eserleri tabii ki her yerde görebiliriz bu etkinliğe. Daha doğrusu Picasso'nun eserlerini işte internetten de görebiliriz diye böyle basit bir ifadeyle de bakabilirsiniz olayı ama sanat etkinliği olarak düşünün. Neden sanat? Yaşama sanatı açısından neden bu sanat bizim için önemli? Çünkü yaşamda yol aldığınız, iş yaptığınız bütün konularda o size ilham verecek şeyi, hareketi sanatla yakalamanız olası, bakış açısı kazanmanız, farklı sanatçıların farklı eserleri hayata nasıl getirdikleri, nasıl bu eserleri ortaya koyduklarını tanıma şansı bulmanız, en azından biraz bu tarz bakış açısına odaklanarak yaşamda ilerliyor olmanız, sizin günlük hayatta karşılaştığınız farklı problemlere en azından çözüm üretmeniz açısından da size fayda sağlayacaktır. Tabii sadece hayat problemlerden de oluşmuyor. Daha iyi eserler ortaya koymak, yaptığımız işi daha iyi yapabilmek, daha belki eğlenceli, belki daha etkileyici kılmak, en azından daha anlamlı kılabilmek için de yine farklı bakış açılarına ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyaç duyduklarımızı çözümler bulabilmek açısından da sanat gerçekten bize besleyici bir imkan sağlıyor. Hele ki böyle değerli ressamların, dünyaca ünlü ressamların, hele ki orijinal eserleri işte ayağımıza kadar kalkıp geliyorsa buraya vakit ayırıp gitmek de sanıyorum hem karşımızdaki sanatçıya ve daha önemlisi bana sorarsanız kendimize verdiğimiz biraz değerle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ve tabii keyif alma kısmını da hiç girmiyorum. Bu işten keyif alıyor. Yani bu yaşamdan keyif almak, sanattan keyif almak, bu sanatçıların bize anlatmak istedikleri konusunda, bize anlattıkları konusunda biraz fikir sahibi olmak da bana sorarsanız işin ikinci kısmı. Tabii Picasso çok farklı bir kişilik. Şöyle internetten siz de biraz gitmeden araştırın diye tavsiye ederim. Tam adı 23 kelimeden oluşan upuzun bir isim. Annesinin soyadını, Picasso soyadını alıyor. Ama 23 kelimelik o upuzun ismini de mutlaka araştırıp görmenizi tavsiye ederim. Zor bir doğumla dünyaya gelmiş işte. Hatta ebesi öldüğünü zannetmiş gibi böyle enteresan bilgileri de bulabilirsiniz. 1881 yılında dünyaya gelmiş tıpkı Atatürk gibi ve 1890 yılında yani 9 yaşındayken ilk resmini yapan bir ressamdan bahsediyoruz. Babası da ressam, hatta babası bir süre sonra Picasso'nun eserlerini görünce ben bu çocuktan daha iyi eserler ortaya koyamıyorum diye sanatını bırakıyor. Bir diğer önemli bilgi ya da işte dikkat çekici bilgi Picasso'nun tişörtü, o çizgili siyah beyaz tişörtünü hepiniz bilirsiniz ya da bilmeyen yoktur. Bu tişört aslında Fransız denizcilerin resmi üniforması ve 21 yatay çizgiden oluşuyor. Napolyon'un zaferini temsil eden bir tişörtmüş. Uzaktaki denizcilerin daha kolay tespit edilmesine olanak sağlayan bir tişörtmüş. Picasso bu tişörtü kullanmayı ya da bu tişörtüyle hepimizin hafızalarında yer etmiş bir karakter. Özel hayatı da hareketli. Özellikle hayattaki en canlandırıcı şey aşktır diyor. Aşka bakış açısı belki de bir sanatçının ilham alabilmesi, ilham aldığı en besleyici kaynaklardan birisi. Picasso da böyle bakıyor. Tabii birçok eşi, sevgilileri vesaireleri, bunları siz ayrıca ilgilenirseniz araştırabilirsiniz. Paris'te geçirdiği yıllarda, özellikle bu sanatın başkentinde ilk zamanlar 1910'larda başlıyor ama 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'na katılmıyor ve Paris'te kalmayı tercih ediyor. Picasso'yu ortaya koyduğu eserleri açısından aslında tabii ki ele alıp tartışmak daha önemli ya da en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Hayatı boyunca Guinness Rekorlar kitabına girecek düzeyde çok fazla eser ortaya koyuyor. 34 bin kitap resmi, 100 bin üzerinde işte baskı, 300 heykel, sadece yağlı boya eserleri değil gibi ciddi bir yani sayıda eser üretiyor. Neredeyse 2000 üzerinde her yıl eser ortaya koyuyor. Bu tabii ki bir sanatçının üretkenliği açısından da çok dikkat
çekici. Tabii tablolarının hangi fiyatlarla satıldığı vesaire bunları hiç tartışmıyoruz bile. Araştırabilirsiniz. Çok ciddi rakamlarla Picasso'nun eserleri de hayat buluyor, satılıyor. Özellikle ölümünden sonra, ama önemli bir konu, ölümünden önce de çok yüksek fiyata satılan eserlere sahip ki bu genellikle sanatçıların pek karşılaştığı durum olarak karşımıza çıkmıyor. Picasso da burada diğer ressam ya da sanatçılardan ayrılıyor. Arka Sanat Merkezi'nde bu sergi dediğim gibi Ocak 5 Ocak'a kadar devam edecek. Mutlaka görmenizi tavsiye ederim. Arka Sanat Merkezi'ni de ayrıca tabii ki diğer sergileriyle takip etmenizi tavsiye ederim. Benim sergiye ilişkin söylemek istediklerim bu kadar. Yaşama sanatı kapsamında, özellikle sanata bakış açısı kapsamında da bu konuyu ele alıp sanatla ilgili bakış açımızı geliştirmenin de önemini tekrar vurgulayarak sizlere iyi günler dilemek istiyorum. Mutlaka görüş ve önerilerinizi hem videomun altına hem de Instagram hesabından bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Tekrar başka bir videoda, başka bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.